Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fenverse oynayacağız. Biliyorsunuz Fenverse'e büyük bir güncelleme geldi. 16-17 GB bir güncelleme. İçinde neler değişti derseniz bu güncellemeyle oyunun zaten en büyük sorunu optimizasyondu. Optimizasyonla beraber oyun oynanamaz hale geliyordu. Onu biraz iyileştirmişler. Yani çok böyle ahşam değil ama yani %50 bir iyileştirme var. Modlama zaten biliyorsunuz oyunda vardı. Yani skin modlaması vardı. Kamikoç işte Metro gibi skinleri paylaşabiliyordunuz. Bir de şu gelmiş. Jant kapaklarını isterseniz çıkartabiliyorsunuz. Arkada aynı şekilde isterseniz jant kapakları takabiliyorsunuz. İsterseniz çıkartabiliyorsunuz. Onu getirmişler. İçeride mesela dış sesleri, iç sesleri yani yolcuların konuşmalarını falan, böyle uğultu falan duyabiliyorsunuz. Biraz daha gerçekleştirmişler. Böyle bagajları alalım biz yavaştan. Yolda giderken yine devam ederiz. Salut, Zivay Evet, buldum ben sana da Jacob'sı. sarayım. Göster bakalım. Ha bir de Güzel, şunu danke. göndermişler. Onu da bakalım Guten detaylardan. Tag, fahren Sie in meine Mesela Richtung. yolculuk şurası Berlin falan. Şu yolcuların bilgilerini getirmişler. Şurada sadece ayrıntılar yoktu. Şu vardı. Şunu getirmişler. Bilgi olarak da ayrıntıları yazmışlar. Güzel olmuş. Auf geht's. Salut, das Ticket. Yolda Auf giderken geht's. zaten göreceksiniz Mahlzeit, dış hier mein sesleri, Sandwich. iç sesleri, kapı seslerini falan Grüezi, bin ich bayağı hier richtig? düzeltmişler. Vielen Dank. Tag, das Ticket. Ya Cool. sana da tak. Servus, ich hoffe ich bin hier Bunlar richtig ikizler galiba. freundlich. Salut, Gözlüklü gel. Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Auf geht's. Ablam bilet Ciao, istiyor. kann ich bei Ihnen ein Dresden. Ticket kaufen? Evet, Dresden. Ciao. Ciao. Fahren Sie. Ach, Moment Ha, mal. patladı. Das ist ja Yanlış gar yere nicht bilet meine Richtung. almış. Ablaları Entschuldigung, unutmayalım. Sie wollen bestimmt mein Ticket? Testlere de say. Guten Tag. Ich Evet, hoffe guten freundlich. Tag. Kim kaldı? Abla kaldı. Hello, ist das gültig? Dankeschön. Ablaya da Guten bilet Tag. keselim. Ich müsste Dresden'e mir mein gidiyor. Ticket Zaten bei Ihnen başka kaufen. yerimiz yok. Berlin'den Dresden'e gideceğiz. Onu da seçtik. Kimse kalmadı, değil mi? Bu kadar. Bagajı kapattık. Herkes okey mi? O bugün bayağı kalabalığız. Bu kadar yolcu vermiyordu. Bunu düzeltseler aslında güzel olur. Aracı bir çalıştıralım. Montu açtık. Test mi kalmış araba? Heh, o yüzden çalışmıyor. Testteyken çalışmıyor. Kapıları kapatalım. Evet, kapıları kapattık. Klimamızı bir açalım. Onu şöyle 23 derece getirelim. Tamam. Bagajlar zaten açık olacak. Monitörleri de açalım. Açık. Yolcu ışıklarını açalım. İsteyen kullansın. Wi-Fi açtık. Mutfağı açtık. Havalı kornayı da açalım. Her şey okey. Evet, bunda ses gelmiyor. Diğer otobüslerde ses geliyordu lavaboya açınca. Açık kapatınca düzeliyordu. Şu göstergelerimiz çalışıyor. Aksları bir kaldıralım şöyle. Şu jant olayı güzel olmuş yalnız. Güzergahı da açalım. Hı. Tamamdır, her şey okey. Evet, el frenimizi salalım şöyle. Ses taktık mı? Da çıkalım. Bakalım. Takılmalar olacak mı yine? Optimizasyon sorunu ne durumda? Ona göreceğiz. Yolcuların telefonları falan çalıyor. Yolda giderken keçi seslerini, inek seslerini falan duyabiliyorsunuz. Işık süzmeleri zaten vardı. Biraz daha iyileştirme olmuş. Gözümüze giriyor. Sağdan gidelim. Bu arada çoktandır video gelmiyor. Farkındaysanızdır diye düşünüyorum. Sebebi gayet açık izleme, yorum ve like gelmediğinden dolayı. Bu videoda zaten hani bunu açıklamak için de hep Fenverse'den beri oynamayalım dedim. Oynamıyoruz, oynayalım diye düşündüm.
Hem güncelleme geldi. Şuna bakalım. Yolcunun telefonu çalıyor farkındaysanız. Yani içeri taraftan sesler falan geliyor. Bu tür güzel iş, güncellemeleri yapmışlar. Daha gerçekçilik katmışlar. Hoparlörler sesiyle beraber durmuyor ve yavaşlatıyor. Ne diyorduk? Çoktan beri video gelmiyor. Sebebi izlemeleri düşük olmasıyla beraber. İnşallah izlemeleri de arttırırsak daha fazla haftada en az 2 tane, 3 tane veya 4 tane video gelecek. Farklı oyunlarla da videolar gelecek tabii. Bu aralar biraz rahatsızdım. Hem işlerim yoğundu. Hala boğazlar falan geçmedi. Öksürük falan geliyor arada. O yüzden video başlamadan bir tane nane şeker attım ki çok öksürtmesin diye. Evet, sarı, kırmızı. Oyunu beta'ya çekmeniz gerekiyor arkadaşlar. Beta sürüm. Yani oyunda hala hatalar olabilir. O yüzden deneme sürümü olarak gösteriyor. Beta sürümünü çekerseniz güncellemeler otomatik olarak gelecektir. Böyle 16-17 GB'lık bir güncelleme oluyor. Tabi DLC'leriniz varsa 45'e kadar çıkabiliyor. Ben de hatta 3-4 saat sürdü. Çünkü sistem biliyorsun sistemden güncellediği için internetle alakası yok. Nasıl söyleyeyim? Sistem bazen yavaşlatabiliyor indirmeyi. Ondan da 3-4 saat sürdü. Yani sizde ne kadar sürer bilmiyorum. Video çektiğim gün Dünya Kadınlar Günü. Öncelikle bayan izleyen arkadaşımız varsa onların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun ama bu gün konusunda ya nasıl söyleyeyim ya tabii ki kutlayalım da hani bir güne özel olmasın. Her gün kutlayalım. Her gün bayanlarımıza, kızlarımıza bayan diyoruz tabii ama yani kız arkadaşlarımıza, eşlerimize sahip çıkalım. Ya ben şöyle düşünüyorum. Yeşilliğine yakan kaçırmayalım bu arada. Oh, güneş gözümüze gire gidecek. Ya sadece bayanlara özel değil. Bu Allah'ın yarattığı tüm varlıklar için geçerli. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela geçen gün X bir firmanın reklam yapmak istemiyorum. O yüzden isim vermek de istemiyorum. Hiçbir firmanın önünde malum havalar da soğuk köpek sokak köpeği paspasın üzerine yatmış. Dükkanda paspasın üzerine yatıyor. Ve içeriden çıkan artık dükkan sahibi mi ya da orada çalışan mı bilmiyorum. Köpeği paspastan kovdu git buradan git buradan falan ayağını itmeye çalıştı. Ya tabii böyle konularda biraz hassasım. Dedim abi hayırdır? Çocuğun sana ne zararı oldu? Paspasta yatıyor işte. Geçecek yer de var. Kapı geniş biraz. Yani insanlar yanından geçebilir. Yok insanlar korkuyor da işte dışarı çıkarken sıkıntı oluyor. Ya nasıl söyleyeyim? Tartışmak da istemedim pek ama yaptığınız yanlış falan dedim. Ya bakışına falan dedim. Ya şöyle düşünüyorum. Allah bizi insan olarak yaratmış. Doğru mu? Ama hayvan olarak da yaratabilirdik. Köpek olarak dünyaya gelebilirdik. Onları anlamamız gerekiyor bu konuda. Yani Şevket'e hasretler ya. Kabasını sevebilirsiniz. Ne bileyim ben gördüğüm yerde mesela ortam uygunsa tabii gidip bir tane döner alıyorum abi diyorum. 10 liralık 20 liralık işte bir döner yap. Çocuğa döner vereceğim ona göre kapa koy. Çok sıcak olmasın falan. O da tamam diyor. Bazen hatta onlar da biraz cömert çıkıyor. Abi de biraz fazla koydum bizden de olsun falan. Diyor eyvallah. Yani kapının önünde bir tas su olsun, mama olsun. Esirgemeyelim arkadaşlar. Ya bayanlar da aynı yani insan bizi Allah bizi yani kız olarak dünyaya getirebilirdi. Yani onların yerinde olabilirdik. Hani böyle bazı dizilerde, filmlerde olur ya şey yaparlar.
hokus pokus da hani senin köpeğe veya başka bir hayvana çevirebiliyor ya. Yani keşke öyle bir şey olsa ki onları anlayabilsinler. En azından belli bir süre. Yani o açlığı, o tokluğu, o soğukluğu bir hissedebilsin ki baksın, bak bakalım bir daha yapabiliyor mu? Yani yazık günah ya. Gerçekten. Anlam veremiyorum açıkçası. Biraz da dışarıdan sürelim. Jantları çıkartınca şurada bir hata oluşmuş. Zaten beta sürümü. Hatalar olacak tabi de sanki lastik titriyormuş gibi. Gördüğünüz gibi. Hop. Kaza yapmadan biz içeri geçelim. Ya beta sürme olduğu için ufak tefek hatalar oluyor. Tam sürüm değil. Buradaki hataları. Hatta ilk başta sabah bir baktım. O jant muhabbeti yoktu. Bir video çekerken gelmiş. Dedim onu da göstereyim. Hatta o yüzden jantları çıkardım. Optimizasyonunda bir yani bir şey yaparken bir şey bozuyorlar. Direksiyon bu kadar hani birebir dönmesi gerekiyordu. Şu an birebir değil. Dediğim gibi bir şey yaparken bir şeyi bozuyorlar mutlaka. İnşallah tam sürümde her şey düzelir diye umuyorum. Ama optimizasyon sorununu %50 yapmışlar. Hani böyle drop girmiyor daha çok. Girse de bir ya da iki tane giriyor mesela. Kilometrelik bir yolumuz kaldı. Mazota bir sonrakinde mazota girelim. Mazota girebiliyor muyuz? Önceden yoktu. Onu da güncellemeyle beraber getirmişler. Yani turist pasta vardı ama fer pasta yoktu diye biliyorum. Hatta bu sefer de molamız var mı? Yok. Bu sefer de molamız yokmuş. Bir sonraki seferde başka bir araçla molaya falan da gireriz. Biliyorsunuz Sentra var, VDL var, Neoplan falan da var bunda. Tabi TLC ile alıyorsunuz. Güneş gözümüze gire gire gidiyoruz. Bu arada daha önceki videolarda da söylüyordum. Arkadaşlar yorum, like, izlemeler ne kadar yüksek olursa o kadar çok video gelecek. Bilginiz olsun. Hatta izlemeyi arttırabilmek için Reels videosu falan yapıyorum. Müzikli falan. Onlarda müzik koyabiliyoruz. Ama normal videoda müzik koyamıyoruz yani. Telif olduğundan dolayı. Ha bu arada canlı yayında açıkladım. Çok böyle rağbet olmadığı için burada da söyleyeyim. ETS2 veya Fenerbahçe olur, başka bir oyun olur. Ama ETS2 ağırlıklı muhtemelen çekiliş yapalım. Ayda bir tane ya da şöyle olur. Haftada bir tane, ayda üç tane olur toplamda. Ya da dört tane olur. Katılıma göre değişir bu. Telefon çalıyor. Yolcunun telefonu falan çalıyor. Hatta şehir içinden falan geçerken hayvan sesleri falan duyabiliyorsunuz. Ne diyordum? Çekiliş yapalım. Ama tabii şartları var. İşte YouTube'dan, Dilay'dan, Twitch'ten takip edecek. Bildirimler açacak. Instagram'dan, aynı zamanda Facebook'tan takip edecek. Bunların SS'lerini de Discord'dan özelden bana gönderecek. Ona göre çekilişe dahil ederiz. Zaten indirimlerde falan da geliyor. Hani alamayan, derece alamayan, oyun alamayan arkadaşlara bu şekilde yardımcı olmaya çalışırız. Yani çok da böyle avşam bir şey beklemeyin çünkü dediğim gibi kanal şu an para kazanmıyor. Geçer miyiz? Geçeriz. Biraz sağdan gitmemiz gerekiyordu ama döneceğiz zaten. Soldan devam edelim.
O yavaş. Bak şu an direksiyon tam dönüyor. Otobandayken tam dönmüyordu yani. Birebir dönmüyordu. Şu an birebir. Ya bir şey yaparken bir şeyi mutlaka bozuyorlar. Süzmeleri falan bayağı iyi olmuş yalnız. Bayağı gerçekçilik katıyor. Hızı sabitlerim 84'e, öyle yavaş yavaş gidelim. Zaten maksimum 100 yapabiliyoruz. 101 ya da 102. Hatta yokuş aşağı bile 103 yapıyor. ETS gibi basıp akıp gidemiyorsunuz. Dibas var biliyorsunuz. Dibas'ta da optimizasyon sorunu vardı. Herhalde Fenbars'tan sonra Dibas'a da bir optimizasyon güncellemesi gelir diye düşünüyorum. Arkada yolcular konuşuyor. Sesleri size geliyor mu bilmiyorum ama. Ile gideceğiz. Niye? Burada cep. Yani cep var. Hop hop hop. Az daha çıkıyorduk yoldan. Biraz sağlanmış orada. Evet, drop olayını çözmüşler. Gördüğünüz gibi oyuna başladığımızdan beri herhangi bir drop girmedi. Tekrardan dediğim gibi şu yorumlara, like'lara, izlemeleri düzeltirsek daha çok video gelecek. Ya diğer türlü kendinizi benim yerime koyun. Ya sanki boşa kürek çekiyormuş gibi oluyor. Ya video atıyorsun izlenmiyor. Yorum yok, like yok. Arkadaşlar dediğim gibi kendinizi benim yerime koyun. Like'lara, abone yorumları yapın ki ona göre ben de hani ne sevdiğinizi bileyim. Bize 8 kilometre kaldı zaten. Bu yolun sonu muhtemelen. Bakalım otogar mı yoksa yol kenarında mı bırakacağız yine? Otogarda başladık. Şehir içi bir sefer olsaydı sesleri falan duyardınız. O çok biraz uzun olduğu için bunu tercih ettim ben.
Okulumuzda kimse yokken biraz basalım ya. Şeyi de getirmişler galiba. Trafik yoğunluğunu biz ayarlayabiliyoruz artık. Güncellemeden önce var mıydı bilmiyorum. Ama güncellemeden sonra muhtemelen geldi. Trafik yoğunluğunu falan ayarlayabiliyorsunuz. Güneşten fazla da gözükmüyor arkadaş yol. Ha, araçlar varmış. Güneş gözlüğü takmak lazım. Kırmızı durmaz dedim ama durdu. Geçseydi biz de peşinden geçerdik. Jantların güzel olmuş ya. Kırmızı ışıkları bele alsalar ya. Heh. Sesimi duydular galiba. Çok duruyoruz abi kırmızı ışıkta. Bayağı bekletiyor. Telefonlara da sesini bir kısmadılar ha. Sürekli tık 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 çalıyor. Normalde anonsu söylüyor. İşte telefonların sessiz kolunu getirin falan fıstık diye. Öksürmeleri falan duyabiliyorsunuzdur muhtemelen. Size geliyor mu bilmiyorum. Ya bana geldiğine göre size de geliyordur diye düşünüyorum. Bak direksiyonu mesela bayağı yarım tur döndürüyor ama o hafif dönüyor. Ama hızlanınca bu oluyor genelde. Abi kırmızı mı? Kimse yoksa geçeriz. Yol serbest, devam. Kimse yok, devam. İki kırmızıdan yırttık. Direksiyon çok acayip olmuş yalnız ya. Yani bir şey yaparken mutlaka bir şey bozmasalar. Düz gideceğiz. O yüzden sahip beklememiz gerekiyor. Yeri kilometre kaldı zaten. Birazdan otogara ya da artık nerede bırakacaksak. Hadi bir gelme. Ben şöyle döneyim genişten. Yeşil. Yapıştır yapıştır. Oh, yeşile geçtik. Ama burada yakalandık maalesef. Ya bak ileride yeşil yanıyor. Şimdi burası bekletiyor. Oraya gidip inşallah bir daha beklemeyiz.
Ara seslerini falan gayet net duyuyorsunuz. Bunu bekledik. Diğer kırmızı beklemeyelim ya. Soldan hemen kaçarız. Hayat diye. Sağ taraf bekle diyor ama biz geçelim. Kimse yok ya. Devam. Boş boş kırmızılarda beklemedim şimdi. Aman. Aman hocam. Evet, yol kenarında bırakacağız muhtemelen. Otogar yok. Zaten oradayız derken, yani bazı çevirileri yanlış yapabiliyorlar. El frenimizi çekelim. Atla bakalım. Bagajlarını verelim bunları. Şu animasyonu da getirselerdi keşke ya. Hop, çantaları aldılar. Ama gitmiyorlar, öyle beklerler. Hop, tamamdır. Kimse kaldı mı? Raflar da boş. Tamamdır. Her şey inmiş. Otogara gidebiliriz. Tabi burada bitirelim biz. Kapılarımızı da kapatalım. Ve hatta istop edelim. Evet arkadaşlar, burada bitirebiliriz. Bugünkü videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun içerisinde bahsettiğim gibi büyük güncelleme geldi, onu tanıttım. Ama like'lara, izlemelere ve yorumlara abonun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.